Dünyası Paribu sunar. Paribu. Klimanın çarptığı adam Orta Doğu'lu bir <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'de kütüphanede falan hiç böyle kütüphaneciye gidip kısar mısınız çarpıyor diye hiçbir akademisyen görmedim. Sadece da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, kısalım mı yine de? Hiç, hiç gerek yok. Ha, bir de şunu anlamıyorum. Hani klima çarpmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve ona rağmen klima çarpıyor. Yani bilmiyorum işte. Ondan sonra niye ilerlemiyoruz? Oralara korda morna at da şey yapmayalım zaten anlıyorlar o kadar fesatlar ki en kötü niyetle düşünüyor bunu şeytanlığını hemen yakalıyor millet artık. İnsanın aklına gelebilecek en kötü düşünceyi hemen akıl edebiliyoruz. Bu da az bir yetenek değil çünkü gözlüklerimi de evet çıkartsaydım. <laughs> evet hocam gözlük şey yani sanki pipet alıp insanların milk milkshake'ini içecekmişsin. Evet aynen. <laughs> kötü adam gözlüğüm. Ar diye de bilir. <laughs> Peki buna kornayı hangisine koyacağız? Kötü adam mı? <laughs> 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 evet. Koyacağız galiba. Mahvolduk neyse. Abi inşallah bir sandık klima vardır. <laughs> evet bunun sunduğu Opus Magnum'da bu hafta çok sevdiğimiz bir filmden bahsedeceğiz. Bağ ile ben çok seviyoruz. Seviyor musunuz çocuklar bilmiyorum. Bak bak böyle böyle yaptı ya sabah bana burada Duman iyi Grup diyen adam koskoca Paul Thomas Anderson filmini böyle böyle yapıyor ya. There will be Blood'dan. Hakikaten çok tam bir tarih filmi değil gibi duruyor. Aslında bir western bence. Klasik western özelliklerini taşıyan bir film. Hızla değişen bir Amerika'yı çok eleştiremiyorum. Amerika'nın kökenleriyle ilgili bir film. Westernler sadece insanların birbirini vurduğu filmler değil. Tarihçiler için de o yüzden çok önemli bir film. Hep söylüyorum korsan filmleri gibi değil, action filmleri gibi de değil çok felsefi yönleri olan filmlerdi. Bir çoğunda burada inceleyecek. Bugün de Derby Blood'ı inceleyeceğiz. Derby Blood'da Amerika'ya yöneltilen eleştiri. E, Amerika'nın iki ana karakter, iki ayrı Amerika'nın iki ana karakter açısından bize yansıtılışı. Biri kapitalist, açgözlü Amerika. Öteki de dindar Amerika. Her iki Amerika'nın da feci şekilde yerildiği bir film. Her iki Amerika'da yerildiği için Oscar'larda eşeğinkini alan bir... <gülüyor> 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 Rakipleri de... Ya evet No Country for Old Men'le beraber girmişlerdi hemen hemen. No Country for Old Men de çok iyi filmdi ama o da bir bence. Gene Amerika Amerika'nın özüyle ilgili bir film ama Javier Bardem yüzünden kaybı ama bu daha iyi bir film. Javier Bardem'in saç tıraşına odaklanmaktan ben filmi anlayamadım. <laughs> i̇şte asıl o Serdar Ortaç saçıdır. İlk çıkış albümü. Hakikaten Serdar <laughs> Ortaç <laughs> Bu çok özel bir film. 2007 o zaman yeni doktor öğrencisiydim. Yeni başlamıştım. Hakikaten her iki filmde de bugün No Country for Old Men de İkisi de başarılı kitap adaptasyonları. Bu da Upton Sinclair'in Oil diye 1927 tarihli bir romanı var. Oradan alınma. Fakat çok yani başı sadece oradan alınma. Ana karakterler oradan alınma. Fondulakta doğması falan filan. Edward Doheny diye meşhur bir oil magnet var. Rockefeller gibi Kaliforniya'da 1892'de petrolü bulan. Çünkü petrol ilk başta New York civarında bulunuyor. Daha sonra Ohio, Cleveland işte Rockefeller o dönem devreye giriyor. Daha sonra Texas'a ve en son Kaliforniya'ya sıçrayacak. Ve çok önemli bir adam. Hatta 1920'lerdeki meşhur rüşvet skandalına falan da karışacak ismi. O adamın hayat hikayesinden biraz alınıyor. Bir de şey karakteri, üçüncü bir şey. Emma Sample McPherson diye bir kadın rahibe gibi, rahibe değil de priest var. Yani işte vaize. McPherson da Eli. Yani rahip karakteri. Aslında bir kadın üzerine kurulmuş. O da böyle canlı hitabetiyle falan Kaliforniya sallıyor 1920'lerde. 30'larda o kadın 26'da mı ne kaçırılacak. Sonra kaçırıldığı yerden kendi kurtulacak. Meksika'ya götürecek. Meksika'dan yürüyerek çölü aşacak falan. 20 kilometre falan yürüyecek. Daha sonra geri döndüğünde de bu kaçı acaba gerçekten kaçırıldı mı yoksa kendisi sevgilisiyle mi kaçtı diye bir medya onu böyle anormal bir şekilde değişik bir şekilde paketleyecek. Ve 1-2 sene Amerika'nın ilk böyle sansasyonel davalarından biri olacak. Kadının da bütün kariyerini etkileyecek bir hareket. O çok enteresan bir olay. İsmi yazıp alta yazayım ismini. bu Olabilirler. O kadın kaçırılması çok enteresan. Çok filmsel ve kaçırılma olayı var ama konuya daha fazla ilgimi dağıtmamak için. Film bu üç karakter üzerine kurulmuş ama aslında bir nevi Citizen game filmi. Çok başarılı bir adamın hayat hikayesini anlatıyor. Sıfırdan başlayan ve işte Niye bu önemli abi? Mesela bizde kimin hikayesi anlatılıyor? Bizdeki erkeklere hitap eden filmlerdeki ana karakter Recep Viddick de 6. bölümde oraya geldi. Bir Türk bayrağına sarılma, bir vatan kurtarma değil mi? oraya geldi. Portal Amerika'da neyin hikayesi anlatılır? İsyan eden adam aslında bir yerde de var. O belki Genç sistemin içinden, sonra içinden sonra sıyrılan adam. Sıfırdan başarı şeyine ulaşan Evet sıfırdan diye. başarı şeyler anlatılır hep ama. Doğru o isyan bir şeyi temsil ediyor ama bir hikayede yani bizim Kurtlar Vadisi'nin karşılığı Bill Inster işte. Kurtlar Vadisi'nin karşılığı sizin kendi. Tabi eleştiriselle beraber ama Amerika'da esas şey. Amerikan rüyası ben sıfırdan geldim ve önemli yerlere geldim. Yani ne bileyim bu çok şey ya, 1900'lerde olsan yani başarılı olunca işte Churchill oluyorsun, Mussolini oluyorsun, Hitler oluyorsun. 1850'lerde, 60'larda, 70'lerde Amerika'da doğuyorsan da başarılı olanlar Rockefeller oluyor. Ne bileyim 1950'ler Türkiye'de doğuyorsan başarılı olan işte siyasette başarılı oluyor falan. Yani biraz senin başarı kriterini o dönem belirliyor. Amerika'da belli bir dönem var 1870'lerden 1920'lere kadar self-made adamlar hakikaten Rockefeller gibi. işte Downey gibi, bu demin bahsettiğim oil magnet gibi adamları hakikaten önünü açıyor. Bu artık böyle değil. 1990'lara gelince bizim sıfırdan çıkmış adamlarımız kim? Elon Musk, Bill Gates bunların babalarına baktığında sıfır değil yani. Demek ki o sosyal mobilite. Birinci problem sıfırdan gelen adam. Bu ne kadar doğru? Ve bunun için ne yapmak lazım? O anlamda inanılmaz bir kapitalizm eleştirisi. Çünkü zaten kapitalizm eleştirmek istiyorsan ne yaparsın? Westen çekeceksin abi. yani yapacak bir şey. Westen çok müsait buna. Niçin hocam? Çünkü kapanan bir frontier var. Şimdi Amerika iki şey üzerine kuruldu. Amerika, bugünkü Amerika kurucularına çok garip gelirdi. Amerika iki tane şey üzerine. Birincisi abi independent farmer. Amerika'nın kuruluşu herkesin kendi toprak sahibi, toprağın sahibi olacağı bağımsız köylü üzerine O silahlanma da onunla alakalı Tabi Tabii değil tabii. Mi? Benim arazim benim şeyim. Ve antikapitalist bir şeydi. Unutmayalım. Boston Tea Party falan. Yani bir anti kapitalist vergiye, emperyalizme, kapitalizme, daha emperyalizm yok ama finansa karşı kuruldu. Onu oradan çalıp buraya nasıl getirdiler? O bambaşka bir sorun. İkincisi de özgürlük ve West Göstermeler kaybedilen özgürlüğe bir ağıt gibidir. Bu Hobsbawm'ın e, şeyi. O frontier kapandığı zaman korsanlar, sultanın korsanlarını da anlattığım Serhat de aynı. Koboylardaki Serhat de aynı. O frontier, o Serhat, o özgürlük, o outlaw olma merakı. O kapandığı zaman ne yapmaya başladım? Western çekip o özgürlüğe atılana başladım. O özgürlük kapandığı zaman ne yaptın? İşte ne bileyim o romantizasyonla onu gidermeye çalıştım Ve dolayısıyla o Western aynı şeyde de belli etmiştik ya. Yoshimbo'daki o samuray şeyi de öyleydi. İşte bizdeki Bolu Bey, Köroğlu falan hikayesinde de öyle. O sana eski zamanları hatırlatıyor. Eski ölüyor, yeni doğamıyor gibi bir şeyden mi? Ya eşkıya romanları gibi. Eşkıya, eşkıya romanları, romanları gibi. gibi, evet. Yeni doğamıyor değil, yeni gayet doğmuş. Bugün de mesela 1920, daha böyle geçmiş 1930'lara anan gruplar son 20-30 senedeki ekonomik gelişmelerden bugün Ayrancı'ya gidin Ankara'da bakımsız bir yer olarak kaldığını göreceksiniz. 25 sene önce Türkiye'nin başkentinin en güzel mahallelerinden biriydi. Köroğlu bile artık. Bakın yine yeni bir ekonomi, yeni bir burjuva doğuyor orada. Onun dışında kasa ne yapıyorsun? Geçmişte bir şey arıyorsun. Ona benziyor vestenlerde. Bunda ise çok net bir kapitalizm eleştirisi var. Biliyorum sen ekonomi tarifçisi olan sensin. Sen gördün mü öyle bir eleştiri? E tabi zaten direkt ana karakterde hani cisimleşmiş bir aşırı bir hırs, aşırı böyle bir nasıl diyelim pürten bir ahlak var aslında. Yani çalışmanın ibadet gibi görüldüğü bir yer var değil mi? Adam da bunu kendi sözleriyle direkt dile getiriyor. Tabi tabi öyle bir şey var. Gain all you can, give all you can diye Olabilince kazan sonra da geri verirsin bunları. Mantık bu. Ama orada bir iki tane twist var. Mesela din burada çok önemli. Birkaç tane te bir temada din. Şimdi din ne işe yarar abi? Türkiye'de bu inanılmaz yanlış anlaşılan bir şey. Çünkü Türkiye'de yani AKP iktidarından dolayı da olan Türkiye'nin kuruluş kodlarındaki o seküler taddan da bir dini fonksiyonel bir şey olarak gör görmüyoruz. Yani çok basit bakıyoruz. Bu film o anlamda Türk izleyici tatmin edecektir. Şimdi din bütün kitap boyunca İlay diye bir üçkağıtçı, false prophet, sahte peygamber. Din üçkağıtçıların kullandığı halkı manipüle etmek için bir şeymiş gibi anlaşılıyor. İlk izlediğinde öyle anlıyorsun ama dikkatli izlersen farklı şeyler de var. 58. dakikada bir sahne var. Şimdi İlay oradaki kendi kendini papaz ilan etmiş. Orada bir İlay karakteri var. Olağanüstü oynanmış bir karakter. Üçkağıtçı bir din adamı varmış gibi gözüküyor. İlk bakışta öyle gözüküyor. Ama aslında öyle değil. 58. dakikada bir sahne var bizim esas ana karakterimizle yani Rockefeller tarzı acımasız işte her şeyi ele geçirmeye çalışan herkesten nefret eden o adam hırs küpü ve başarı abidesi o adamla yani corporate Amerika ile onun çıkış haliyle o dindar Amerika karşılaşıyor bir yerde diyor ki bak diyor kardeşim bu insanlar 12 saat çalışıyor diyor bir de diyor gelip senin burada kilisedeki saçmalıklarınla ilgilenirlerse diyor bu adamlar hata yapıyorlar ve ölüyorlar diyor çünkü bizim için selikili bir şey diyor adam orada bir cümle ediyor ben de dördüncü izleşimde fark ettim adamlar aslında içki içen var diyor bak bu çok felsefi bir şey şunu söylemeye çalışıyor. Yani tamam 12 saatin üstüne saçma bir faaliyet olarak görebilirsin. Ama içki içmelerini durdurabilirim mesela. Çünkü modern insan robotlaşta şunu anlamıyor. Bu çok aptalca bir şey. Abi iki tane şeyin tımarı ihtiyacı var. Elbisemizi bakıma yolluyoruz. Evimizi bakıma yolluyoruz. Ama zihnimizi ve ruhumuzu bakıma yollamakta çok şeyiz. Cimriyiz. Aslında en çok bakıma ihtiyacı olan şeyler, tımara ihtiyacı olan şeyler zeka ve ruhtur. Zekanın tımarı nasıl olur? Kitap okursun. Yeni şeyler denersin. Sana yabancı ortamlarda bulunursun. Türklerin yapmadığı üç şey. Tamam mı? Kesinlikle yapmazlar. Ruhun tımarı nasıl olur? Dinli olabilir. Bir amaçlı olabilir. İdeoloji psikolojiyle olabilir, meditasyon olabilir ama gerekli. Ya da psikolojik destekle de olabilir. Eskiden papazların yaptığı şey bugün psikologlar yapıyor. Mesela o biri bilimsel olması aynı işlevi görmedikleri anlamına gelmez. Hemen tür hassasiyetleri çalıştırmayın. Dediğim şey anlamaya çalışırsanız başka bir şey söylediğimi göreceksiniz. O da şu. Abi insanı bırakınca aileden kopuyor ya da işte ne bileyim etik değerlerden kopuyor. İşte herhangi bir ideolojisi yok, dini yok, motivasyonu yok. Ne oluyor abi? Warcraft oynayan şişko çocuk oluyorsun işte. Sonra da o aynı adama gamer diye kızıyorsun. Anlatabildim mi? Oradaki o amaçsızlık insanı karanlık bir noktaya getirebilir. Çünkü insanın ruhu da yani o manevi olarak almasan da bir ruh, bir psikolojisi var. Hiç din üzerinden görmek zorundaysan ama din de o amaçlardan bir. Herif orada çok felsefi bir şey söylüyor. Ama içki içiyor adamların diyor. Yani içkiden de ölürler geri zekalı. Bir saat gelsin buraya belki onu içkiden koparırım diyor. Yani efficiency arttırabilen bir şey olur diyor. Onu anlamıyor orada es geçiyor ama. Aslında orada iki ayrı kapitalist. Bugün de abi koskoca en büyük kapitalist şirketler. Retreatler nedir abi? Tarikatların yaptığı şey değil mi abi retreat? Aynı tarikat gibi işte. Beraber bir ambiyans oluşturuyorsun. Tarikat ne ki yani? Neden beraber hu çekiyorsun? Aynı şey işte. Bir grup sense oluşturmak. Bak tarikat da böyle çalışıyor. Oru da böyle çalışıyor. Şirket de böyle çalışıyor. Çünkü insan böyle çalışıyor. Dinden almaları anlamlı değil. Nasıl kapitalizm askeriyeden çıktı barakadan kışadan çıktı derken şirketler orduydu demiyoruz ama aynı fonksiyonları var. Orada çok felsefi bir şey var. Bir de bu Avrupa tarihinde aylaklıkla mücadele diye bir koskoca evet, bir kavram var evet, ya. Evet. Aslında ona da bir Tabii sanki... tabii işte zaten Püritanlık da o ya biraz aylaklıkla mücadele, amaçlıkla mücadele ve Batı toplumu o noktaya geri döndü. Bak bugün özellikle Amerika'da en büyük kuşaklar arası servet aktarım problemleri var. En büyük gelir problemleri bu 10 yılda yaşanmaya başlıyor. Verifler ne konuşuyorlar mesela? Politik olarak ne konuşuyorlar? Kültürel şeyler konuşuyorlar işte ne bileyim kimlik politikası, kimlik politika. ve MCV onlar üst gümrük, falan. Anlatabildim mi? Muhteşem bir şey yani. Olay nereden nereye gelmiş? Esas mevzudan ne kadar kopmuş? Asıl olanı konuşmadığımız bir Ama şey. Ama onu zaten işte onun, o noktaya nasıl geldi? Independent Farm'dan Amerika nasıl geldi? Bu şeyden nasıl geldi o noktaya? Anlatabildim mi? Hem insanların organizasyonu için hem ruhsal tımarı için o din cevaplardan biri ve filmde ilk başta izlediğin kadar negatif gözükmüyor aslında. İlay çok negatif bir süreç hakikaten Amerika'da böyle bir damar vardı. Kaliforniya'da büyümüş bir adam da onu öyle görüp Paul Thomas da böyle biri zaten. E, tabii bu tepki de çekti. Bakın de da eli boş döndüler yani çünkü. Bir tek şey aldı galiba Daniel Day-Lewis aldı. evet o her gün onun üç tane mi dört tane. Üç tane var. Üç galiba. tane Oscar var evet. Üç tane en iyi oyuncu Oscar alan tek insan. Dolayısıyla bu din işini böyle görebilirlerdi. Böyle görürsen daha değişik bir okuma yapmış oluyorsun. Hocam bu arada biz programdan önce konuştuk. Arkadaşlar çok galiba çok beğenmemişler filmi. Birazcık sıkıcı bulmuşlar. Sıkıcı mı buldunuz? Ben sıkıcı bulmadım ama bir biraz daha ileride gelmek istiyorum. Çünkü bu Daniel'ın insan doğasıyla ilgili yaptığı bazı yorumlar da vardı hocam. Hani benim içinde bir... <laughs> I have competition in me. İnsan rekabetçidir. O yüzden kapitalizm insan doğasına en uygun sistemdir şeyine evet, bir evet. Değil mi? Bunu Billings'la beraber izlerseniz, Billings diye bir dizi var. İğrenç derecede senaryo hataları olan fakat muhteşem replikleri olan bir dizi. Olacak bir iş değil yani. Bir dizide bu kadar iyi ve kötü şey nasıl? O acting de çok iyi. Orada da böyle Amerikan kapitalizmi yeriliyor mu övülüyor mu belli değil abi. Sürekli para üzerinden zengin her şey gidiyor falan. İşte bir yandan o övülüyor ama bir yandan da o kadar iğrenç karakterler yaratıyor ki nefret ediyorsun. Ve beraber izlerken o şeyin eleştirisini göreceksin. Bir sanatçı için kolay da bir Amerika'da tabii çünkü. Bu Amerika'da yaşadığınızda böyle kendinden çok emin. Bireye işte American individualizm Amerikan bireyciliği. O podcast yapan white kid. Evet yani abi 75 IQ'lu tereyağı yememiş Midwest. Yani bir nevi bizim Midwest'imizden farkı <laughs> yok Amerikan'ın Onu böyle Amerikan individualism kakaladıkları için. Tabii bu çok başarılı oldu. Ama Amerikalılarda intrinsikli böyle bir şey vardır. İçsel bir şeydir bu. Darın Acemoğlu'nda dahi görülür. O yüzden çok tutmasında görülür. Darın Acemoğlu'nun kendisi Amerikalı olduğu için. Amerikan'ın başarıları Amerikan'ın içsel artılarından kaynaklanır. Yani mesela emperyalizm değildir. Efendim mesela hiç öyle şeyler olmaz. Amerika'da. Onlar hep içseldir. Onlar Amerika'nın içindeki daha büyük bir şey. Bu din onların dini inanışından da gelir. İçlerindeki o potansiyel. Çalışarak o pürüten ahlak işte. Bana biraz şey gibi geldi ya. Oyunculuk performansı da taşıyormuş gibi geldi filmi. Çünkü ilk 40 dakikasında ben gerçekten fena oldum. Film yavaş yavaş gibi. siz yavaş yavaş filme alışma. Filmde ben şimdi filmi bu sabah bir daha izledim. Bir daha izledim derken sadece replikleri izleyeyim ki burada sayt ederken şuraya not aldım. İşte I have competition falan diye. Toplam 23 dakika falan sürdü izlemem. Yani filmde replik olan 4-5 tane sahne var aslında. İlk açılış sahnesi. Mükemmel şeyler, bir sahne. Mükemmel bir sahne. I'm an oil man işte falan diye. İki şey sahnesi. Koyalav'ına gittiğinde yemek yedikleri sahne. Üç 3 kardeşiyle karşılaştırır sahne. 4 kardeşini öldürdüğü sahne. 5 İla'yı dövdüğü sahne. 6 son sahne. Onda oğluyla beraber tanıştığım 6. 2 tane daha vardı. 8 sahne falan. O 2,5 saatlik film. Ama işte filmin şeyi o. filmlik 14 dakikada konuşma yok. Ve herif bazen konuşma olmadan mesela 20-30 yılı öyle anlattı ya. Dın 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 diye girdiği zaman müziği hemen o, o en başta. Değil mi? Evet. Onu yok o artık. Her bölüm <laughs> aynı tam şeyi yapıyordu. Bu da tam. tam bir şey ya. Derbil <laughs> bir müzik ya. Yapacağız. Derbil bir müzik, müzik hakikaten. Derbil bir müzik. Não se <laughs> Hocam ama şey sahnesi gerçekten iyiydi. Bu yaptıkları kuyu patladı ya büyük bir yangın çıktı. Adam çocuğun nerede dedi onu bırakıp patlamayı izlemeye gelmiş. Hani orada şey diyor ya saçmalama bu çok büyük bir fırsat. En kısa O iyi bir bakış açısıydı ya. Neredeyse. Evet. Bu büyük bir fırsat diyor. Büyük bir patlama oluyor. Birisi ölüyor işte çocuğu zaten sağır oluyor bilmem ne falan ama o onu büyük bir fırsat olarak görüyor. Oradaki krizden de bir... Abi işte adam söylüyor ya ben acaba? herkesten nefret ediyorum. I hate most people. I have a competition in me. I don't want others to succeed. Benim bir arkadaşım var ya. <laughs> o gün dedi keşke bütün eski sevgililerin başka sevgisi olmasa demişti. Foco muito já. muhteşem bir laf bu. Herif Ve çok doğal, o kadar iğrenç bir insan ki. İzliyorsan öylesin ya, yani. yapacak bir şey yok. İsmini biple ya, ismini biple. Ama o kendini bir, bu kadar iğrenç bir insandı. Ve hakikaten o kadar doğaldı ki, iğrençle o kadar barışıktı ki adam. Ben öyle insanlara çok saygı duyuyorum. İki yüzlülüğü sevmediğim için iğrençten barışık olacaksın abi. Donald Trump gibi olacaksın yani. İğrenç söylüyor adam, I am disgusting diyor. Adam hiç mütevazı olmaya çalışmıyor ya. Abi rahatsız etmiyor. Donald Trump, Axl Rose rahatsız etmiyor seni. Vicious karakter. No one knows this better than me. <laughs> aynı şey var ya her şeyde en iyi bildiğini düşünüyor. Abi inanılmaz bir tombalak topuyla mahallede barınan tombalak çocuk değil mi ya Donald Trump? <laughs> Eric Cartman ya. Eric Cartman evet. of Eric Cartman muhteşem. O filmin başında hocam bir sahne var ya adam gümüş bulduktan sonra sürünerek gitmesi. Tabii tabii. Yani muazzam bir sahne. O çok şey anlatıyor. Film öyle olur abi. Bugün gün Sinan Çetin'e oturup Çok konuşuluyor filmden öyle. Mesela Quantum filmlerinde de var o. Çok konuşunca ben yaparım gibi geliyordu. Bunu yapamazsın işte. Konuşturarak herkes anlatır. Dış sese kesinlikle karşıyım. tab. bunlar benim kişisel görüşlerim. Yani bilmiyorum. Film sinema öyle, öyle öyle. Dış ses o işi belgesel yapar yani. Hayır abi ben kendim yapabiliyorsam demek ki ustaca değildir. Ben ne anlarım? Bir şey benim yapacağım şekilde yapıyorlarsa saygı duymuyorum çünkü niye? Demek ki yani ben hiç tecrübem olmayan bir böyle mal gibi biri dışarıdan biri olarak aklıma ilk gelen şeyi yapıyorsa demek ki üstüne düşünmemiş. O yüzden dış ses. O yüzden mesela şey gibi filmler big short falan izledin mi? O da abi orada ne güzel anlat, değişik anlat. Yani artık kitapta yazdığın için kafa yapar oraya nasıl anlatmış ona bakıyorsun. İşte ışığı bilmem neyi bilemem ki. Hani bir şey kurmak, sonuçta i̇şte bilimsel kitapta yazıyorsan bir şey kuruyor yani. Adam outline nasıl çıkarmış, onu nasıl vermiş, nasıl bir teknik kullanmış falan ona bakıyorsun. Peki hocam o dönemin atmosferiyle, ekonomik atmosferine alakalı böyle bir şey, yeni bir şey sunuyor mu bize? Bence çok güzel sunuyor. İşte bir açılan frontier gösteriyor. Deadwood, Brimstone gibi filmlerle beraber izlerlerse hakikaten ruhunu veren çok fazla detay var. Yani o kapitalizmin şeyi, bir petrol nasıl çıkarılır, o zenginlerin mantalitesi ve çok daha kaçırılmış bir fırsat bence. Bir iki tane de şeyi yarı bırakıyor. Temayı. Bunlardan birisi trust. Bu çok önemli bir şey. Yani tekel. Hatırlarsanız Microsoft'u bölmüş. Dördü mördü bilmem ne ayrı satmasını, Windows'u falan böldüler. Microsoft'u bölmediler de. 1911 yılında Rockefeller'ın bütün şirketlerini bölecekler. 34 ayrı şirkete. Chevron ve Exxon bu 34 şirketin sadece ikisi. Bunlar 34 tane BP gibi, BP değil ama Chevron, Exxon gibi büyük şirkete böldüler. Çünkü %90'ını Amerika'daki petrol şey çıkarıyordu. Rockefeller. Ve Amerikan ciddisinin %3'ü Bu adamdı. Bu anormal bir rakam o dönem için kimse diyor. Tekerleşmeyi engellemek için. 1980'lerden 90'lardan sonra bu Amerika'da çok Sherman Antitrust Act falan diye baksınlar. Bunu ayrıca Rockefeller bölümü yapacağım. Orada da anlatacağım. Bu çok önemli. Dönemin ruhu işte bu çok çünkü hızlı değişen bir dönem. O zenginler çıkıyor. O zenginlere tepki. Bir toplum nasıl kendi içinde bir dengeleme yapıyor ön plana çıkanları. Yapabiliyor mu? İşte yeni çıkan elitler ne tip kompromazlar, uyuşmalar yapmak zorunda muhteşem anlatan bir şey. Orayı veriyor. Çünkü konuşurken diyor siz diyor zaten tren yolu da sizin diyor. Oradaki hikaye şu. abi bir sürü petrol şeyine sahip ya. Bir de tek tek kendi kuyularına sahip olan insanlar var. Rockefeller tren yollarıyla tabi özel bir anlaşma yapıyor. Milyarlarca varil yolladığı için. Diyelim o 3'e yolluyor. Sonra diyor ki bunları 30'a yollat. 10 katına, 5 katına. Onları batırmaya çalışıyor. Rockefeller bir sürü insanı öyle batırıyor. Zor duruma düşürüyor sonra alıyor. Ya da kendi şirketten hisse veriyor. Öyle öyle hepsini yutuyor. Ve bir tekel haline geliyor. Ve Amerika'da işte kongre ona müdahale ediyor. Ve bu da çok önemli hukuk tarihçiler. Çünkü kongrenin böyle bir şey müdahale etme hakkı var mı? Bu da önemli bir tartışma. Var diye çıkıyor 1967'de daha sonra 1910 yılında ayrı şeye dönüyor. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Türkiye'de hiçbir şey hukukla halledilmediği için size öyle geliyor ama bu çok önemli bir şeydir. Amerika'da hukukun neye baktığını. Bir ülkede hukukun neyi düzenlediğine bakarsınız o ülkenin önceliklerini ve o ülkeyi yöneten ruhu ve elitleri anlarsınız. Türkiye hukuk ne işe yarar abi? Türkiye hukuk temel olarak devleti koru. Başka bir şey korumaz. Mesela borcun olsun, senet yapalım, gidelim mahkeme. Bir tane yanlış laf söyle hemen. Tamam Türkiye hukuk siyasi suçları içeri atmak için yani başka bir fonksiyon yok yani. Burada ne var? Adam serbest piyasayı koruyor. Anladın mı? Bizde çünkü her şey devlet. Ona her şey serbest piyasa. Mülkü. Tam mülkü değil. Mülkü birçok hukuk sistemi koruyabilir. Serbest piyasayı koruyor. Yani toplumun zararına da olsa koruyor, yararına da olsa koruyor. Bu antitrust yasasında toplumun yararı da gözetiliyor ama zararına da gözetebilir. Bugün büyük şirketleri ya da 2008 krizinde koruduğu gibi işte senatonun bir şeyi. Bir tekeli önlemeye çalışıyor. Onlar için bizdeki şirk devlete ve siyasi güce olan şirktir. Onlardaki şirk piyasaya olan şirk. Anlatabildim mi? Piyasaya olan günahlar. Affedilmez günahlar. Yani adam ona göre kurulmuş çünkü. Onun mantığı mantalitesi öyle. Hukuk sistemi de öyle. Bu kolay bir hukuk mantığı değildir. Böyle bir hukuk Türkiye'de oturtmak zor. Yani Türkiye'de insanların tartışacağı bir mevzu değil. Bir şey tekel oldu onlar rahatsız olmaz. Ama orada oluyor işte. Biz de bunu anlatmak yani şunu dinleyenler ne olduğunu bile anlamamıştır. Tekelin nesi kötü falan diyor olabilirler. Monopoly oyunu var çok güzel. Tabii, tabii. Nesi kötü bunun falan. Alanda şey alıyor abi işte. Oradaki liberal çocuklar geliyor vergi falan diyor. Nereden buluyorlar? abi? Rockefeller bile demiyor. Bir de oğlum ilginç bir şey var şimdi. Rockefeller ya bu kötü adamlar diyelim kötü de değil de. insanlar tarihte amaçlarını önceden falan belirlemiyorlar yani. Bazen ya da amaçlarıyla barışık olmuyorlar. Diyelim adam her şeyi ele geçirmek istiyor ama şöyle bir mal yok yani. Bir tek böyle ben kötü olurdum herhalde. Ben kötü olsam. Mesela Amerikan filmlerinde şey var ya. Aile mafya hapse düşecek. Ya da bu Billings'de şey var işte. Üç şikayetçinin önünde gidiyor. Millet parasını çalıyor onu yapıyor. Hapse gidecek çocuklarım ne der diyor. Oğlum sen hırsızsın lan. Çocuğuna da bırakacağım biraz hırsız mirası. Bunda barışık olsana mal. Çocuğuna da şunu ben hırsız olsam. Dedim ki çocuğum evladım ben hırsızım. Çünkü mal sahibim bak onu Yılmaz Erdoğan çok güzel anlatıyordu. Herkes bunu hak ederek aldı değil mi? Bak adam yani böyle suçlu ol. Amerikan suçlular çok utançlılar suçlarından dolayı. Oğlum bu kadar. Ya yani hiç oturmuyor. Ben karımı seviyorum hakim bey. <laughs> Utangaçlığıyla. Aynen öyle yani. Yok abi de var? Erkek adam yapar diyeceksin oradan o noktada. Daha da yakalanmışsın yani. Bu şey gibi. Ne tutuklanmıştı ya. Neyse buna da konu. diye yani. <laughs> ya olacak iş mi şimdi? Sen artık o noktada kurtarabilir misin? İyi, iyi kornalar lazım Niye böyle olduk biz ya? <laughs> Adam diyor ki kardeşim diyor ben piyasayı domine ederek milletin elindeki malı mülkü alarak tek bir şirket olarak daha ucuza mal edeceğim bunu diyor. Bu daha efficient bir yöntem diyor. Oğlum kapitalizmin babası bildiğin komende ekonomi övüyor komünist gibi sanki çok garip bir şey bu. Gerçekten de daha ucuzluyor. Ve mesela demir çelik sanayinde komün sistemlerini falan filan işlemesiyle bence paralar bunu bir ekonomist ama böyle finansçı değil yani. Peki Türk olsa <laughs> Hayır, düzgün bir ekonomist bunu anlatsın. Bence o sistem komand ekonomi şeyde çalışıyor. Böyle basit üretimlerde, ham üretimlerinde çalışıyor. Çünkü Rockefeller da aynı şey diyor abi. Tek bir merkezden yönetilirse diyor, competition'a gerek yok diyor. Ve hakikaten daha ucuza satıyor. Gerçi batırmak için falan da satıyor ama sonuçta petrol giderek ucuzlayacak bu işin sonunda. Dolayısıyla orada öyle bir mantık var. Belki consumption society için, consumer society için falan ya da ürün çeşitli yaratmakta başarılı olmadı o. Dolayısıyla ona anlamda çok garip gelmişti bana. Ona biri baksın azıcık böyle ekonomi felsefesinden de anlayan. Sadece rakamları mühendisliği indirmeye yani biri yazmıştır belki bakmadan. Bu dediğinin yani. tersine şey gibi oluyor ya ama genelde mesela tekelci bir ekonomide fiyatı istediği kadar yüksek verir falan filan diye. Rockefeller'in söylediği şey bunun tam tersi aslında. Yani o da mantıklı geliyor <laughs> şimdi ben söylediğim ısrarcı değilim. Alakalı yani bu dediğim doğru olmayabilir. Sadece enteresan bir şey olarak sundum ben. Oturup incelemiş değilim. E başka faktörler de olabilir. Bir ürünün tamamı elindedir ama alternatif şeyler olabilir yani. Mesela tren yolları öyle çalışıyor abi Avrupa'da. Tek bir şirket yok mu? E fiyatları kafasına göre arttırabiliyor mu? Niye hava yoluyla rekabet ediyor bu sefer? Böyle fakt çok incelenmesi gereken bir şey. Ben bir şey diyemem. Filmde yapamadım. de buna bir atıf var aslında üstü kapalı bir şekilde. Şimdi fiyatları kafasına göre yapabiliyor olsaydı o pipeline'ın, o evet. boru hattının döşenmesine yani maliyeti kısmaya o kadar kasmazdı. Çünkü maliyetinin o kadar kafa olması demek fiyatları kontrolün evet. sınırlı olduğu anlamına geliyor. Evet. Yani bir de alternatif mesela ne yapıyor? Tren yollarını kontrol ediyor Rockefeller. O da Union'la anlaşıyor. Bir çözüm bulunuyor falan. Ya dedim ki ben bununla ilgili bir şey mi? Sadece Rockefeller'ın <laughs> kumanda ekonomisini yani sosyalist rejimlerde de daha sonradan görecek ekonomileri ya benzer bir ekonomiyi övmesi en azından belli bir şeyde ona benzer bir şey söylemesi enteresan geldi. Üstüne düşünülür. Belki düşünülmüştür. Bir fırsatta sosyalizm. Upton Sinclair'ın Oil kitabında yani temelini oluşturan, çıkış noktasını oluşturan kitapta zengin adamın oğlu sosyalist oluyor. Babasını eleştirmeye başlıyor. O kısmı çok. Orayı hiç işlememiş ve kitabın hakikaten orijinal kısmı o. Dolayısıyla kitapla çok alakası yok aslında. Filmin. Amerikalılar her zaman bu kadar mal değillerdi. Aslında bu işçi hareketleri çok kuvvetliydi Amerika'da. Özellikle 1940'lara kadar falan. Hele hele 19. yüzyılda çok şeydi ve orada devletin kapitalistlerle yaptığı işbirlik de var. Şimdi devlet ne iş yapar? Bizde genel de genelde anlamıyor. devlet ne iş yapar abi 19. yüzyılda? Berat devlet ne iş yapar? Demin de aldığım spoiler'da hareket. işçi. E, iş, yani devletin en büyük görevi içeride işçi üzmek. İşçi üzmek. <laughs> ya yani o çünkü çünkü üretimin devam etmesi lazım. E ölse de şimdi Türkiye bunu yaşamadı. Yeni yaşıyor. Yani işçi üzerinde baskı oluşturan, onun emeğini olabildiğince sömürüye açan. Hangi işçiler hocam? Şey beyaz yakalılar dahil mi? Öyle bir şey yok ya bu. <laughs> o kadar işte Türkiye'de bu o kadar yeni başladı ki. 80 hatta belki son 2000'ler. Bazı işçiler yeni fark etti oğlum o kadar. Yani Türkiye'de 20'ler, 30'ları, 40'ları, 50'lere bizdeki devlet bürokratik devlet öyle bir şey yapmaya yeltenmedi değil. O liberal ekonomik planlar, İttihat Terakki'de 1920'lerde falan biraz var. Cavit Bey'in politikaları, işte, işte millik saati okusunlar şey Allah rahmet eylesin Zafer Hoca'nın orada görürler. Liberal politikalarda bu var. Ama bu bir sınıfsal bir işçi sınıfı da olmadığı için o, o devlet o anlamda öyle bir çöküş gerçek yani şiddete başvurmak zorunda kal Hala da o zorunda değil. Çünkü artık başka mekanizmalar var. ikna mekanizmaları var. Ama 19. yüzyılda bu işçi üzerindeki baskı şiddetle de gösteriliyordu. Ve şey var. Pinkerton diye bir dedektif ajansı vardı. Bazen böyle silahlarla görürsünüz Amerikan filmlerinde falan. Dandik filmlerde. Onlar parayla tutuyorsun abi. Gidiyor işçi öldürüyor herifler. Greve gidiyorlar. Takır takır ateş ediyor. Tabii Homestead Strike diye bir Var. Orada 1892 o kadar çok adam öldürdüler ki o kadar büyük bir şey oldu ki en sonunda onlara karşı bir yasa çıktı ve devlet kesinlikle bunlarla işbirliği yapılamazlardı ama o ana kadar vardı bu. Pinkertonlar böyle kendi dedektiflik yani bir nevi koruma moruma sağlıyorlar ama adam öldürüyorlar aslında. Yani assassination da yapıyorlar senin için. Ve işçi hareketleri çok şeydi hatta 1 Mayıs Amerika'da çıkmış bir şey mesela. Enteresan onlar 1 Mayıs kutlamıyorlar ama işçi hareketleri sağlamdı. Dolayısıyla o kısım komple atlanmış mesela. Çünkü aslında film boyunca gördüğümüz işçiler mutlaka dandik şartlarda çalışıyorlar. Ve bir işverenin işçisini nasıl gördüğünü de görüyoruz. 12 saat çalışıyor diyor. Bir de diyor dua ederse uyumaya vakti kalmıyor diyor. Bu tipik bir 19. yüzyıl işveren bakışıdır. Yürüyecek kadar kazansın yani. Filmde böyle bir yerde o kiliseyle ile bizim ana karakterin böyle bir ortaklığı var ya adam gidiyor işte tövbe diyor. Muhteşem bir sahne değil mi o ya? Hayatımda gördüğüm en iyi sahne. I have abandoned my book. Orada bir de böyle gülüyor ya onu tokatlıyor falan. O muhteşem bir sahne. Bak ikilinin en... Yani çünkü orada mesela böyle gülerken delirmiş gibi. ikisi de manya iki histerik. O kadar kontrollü bir histeri ama yani sonuçta saçma durur ya histeri. Muhteşem bir sahneydi. Orada da görüyoruz. Son sahnede de aslında oraya Sonunda da I have Abandoned my pipeline diyor. Hiçbir zaman işte bak abi sanat o. Hiçbir zaman anlayamıyorsun. Orada gerçekten bir iç muhasebe yaşadı mı ki yaşadı gibi duruyor. Ama sonunda da a işte diyor kaptım borularımı. Abi diye bak bu film kadar benim izlediğim en iyi filmlerden biri. Bilmiyorum katılır mısınız? Şundan dolayı abi bir filmin bir şeyi çok iyi olabiliyor. Çok çok ama her şey mi iyi olur? Ama aktörlük muhteşem. Ondan sonra müzik çok iyi. Yani ilk 10 yani müzik derken böyle ilk 14 15 dakikadaki şey bile yeter ya da sonunda bir anda dın 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 dın, dın, dın. yapacaksın bunu dın dın nasıl yapacağım <gülüyor> bilmiyorum ha geliyorum. Dolayısıyla çekim teknik açıdan falan da çok iyi yani. çıplak göz o görüyor. Millet de öyle yazmış. Yani yönetmeni çok iyi, DOP'si çok iyi, senaryosu Senaryo. çok iyi. Oğlum çok çok hocam çok redaction böyle ne bileyim çok kaynatılmış bir şey. Ha Inception'ı izleyince güzel ama. Kısa film de olabilirdi aslında. Abi zaten güzelliği orada. Kısa film olan şey 2,5 saat. Hateful de aynı problem vardı. Hateful de. İşle Bu arada ben doğru bir ben. yere değindi. Film oradan eleştirilmiş biliyor musun? Mesela sonunu beğendiniz mi filmi? Bence biraz daha böyle politik yönü de ağır bir filmdi. Başından beri ben öyle biraz görmeye çalıştım. Çünkü işte bu petrol arıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Sonundaki mesaj o ortasındaki o hesaplaşma sahnesi falan bana biraz çi oluşturulmuş gibi geldi. Mesajı çok doğal bağlantılı bulmadım. O sondaki sahnede mesela şey diyor ya biz kardeşiz işte yapma ilahi hani af dilerken hani yardım et çok para ihtiyacım var. Filmin hiçbir yerinde öyle bir kardeşlik hukuku olmadı ki aralarında. Belki de actingle yani yani. örtüyor evet. Mesela onu şeyde paper'da görsen o laflar o kadar etkileyici olur mu? Bu benzer iki film daha yaptı Paul Thomas Anderson aynı mantıkla çok master. O da muhteşem bir film. Amy Edinson, Philip Seymour Hoffman'a lavabo başında masturbasyon yaptığı sahne muhteşem bir sahneydi. Ee, bir de bu Taylor'lı olan. Daniel Davis'le gene bir terzi anlattı film. Onu o kadar yakalayamadım. Filmde sadece bir tane tarihsel yanlış bulurum. 1911'de geçiyor ama 1915 Ford Model T kullanıyorlar. <laughs> Aa. Ah, ah. İki yerde kullanıyorlar. Biri 8. dakikada, biri tren yoluna giderken onda roundabout diye bir versiyonunu kullanıyor. Baktım, aradım, buldum. Ötekisini bulamadım. Normal düz gibi geldi. Çünkü az ilk şeyden çıktığında, ilk 10, 20. dakikada falan çocuğuyla çıkıyor. Size ver, çekerken orada bir tane araba yanında gözüküyor ama bir de kendi kullandım. Bunu tren yoluna götüren araba var. Biraz da ileriye. İkisi de i̇şte Ford Model Paribu'nun da sponsorlar arasında bulunduğu 212 fotoğraf İstanbul 5-15 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Siz de fotoğraf üzerine kurgulanan bu festival hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Evet, çok güldüğümüz bir bölüm oldu. Derbi bir buladı inceleyerek bu bölümde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu